Arkadaşlar şu anda tekrardan Rasul abimin yanına geldim. Gördüğünüz gibi dün gösterdiğimiz seranın içindeyim. Bu sera şu anda dış tarafları da oldu. Size şu aşamayı gösteremedim. Buranın nasıl kazıldığını gösteremedim. Kusura bakmayın ama şimdi kim aşamasını göstereceğim. Bakın Rasul abim burada çok güzel ekiyor ve dikiyor. Abi fideleri nereden aldın bu arada? Fideleri ilçe tarımdan aldım. Evet. Tanesi 3 liradan. Bir de bir kısmını il tarım müdürlüğünden aldım. Bir de şeyde birazdan da çarşambadan getirdim. Ben yokken neler yaptın buraya? Sen yokken neler yaptın? Bak işte sürdüm, hazırladım. İşte nabyonlarını çektim. Tellerini çektik. Şu gördüğümüz teller hemen şu tarafa ip falan bağlamaya başlamışlar yavaştan. Bu gördüğümüz fideler ne fidesi abi? Bu domates. Bunlar domates fidesi. Evet, yaz ayında marulları bıraktık artık. Domates fidelerini dikmeye başladık. Evet. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Bunun güzelliğini görüyor musun? Tamam, şimdi ben yapayım. Git şuraya. Şöyle. Ört toprağını. Bunu ben diktim dersin. Domatesini de yemeye gelirsin. Şu sadece altındaki üçgen yerini kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şu şekilde şu alt tüylü yerini boğdurmadan bunu bu şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra da bu gördüğümüz sulama sistemiyle de şurada gördüğümüz alanlarda delikli bölgeler var. Bu delikli alanlara dikildi bunlar. Yapacağız şimdi. Bilemiyorum. He. Getirelim mi abi? Filemiz bitti. Ne bitti. Abi elindeki? Bu da domates. Domates. Kendin mi yetiştirdin? Bunun tohumu Almanya'dan geldi. Bitkiler deneyeceğim dediklerim bunlar galiba. Ben şimdi bunları böyle çeşit çeşit domates deniyorum. Anladım. Hangisi daha güzel olursa? Yani deniyorum. İşte hangisi bizim buralara uygun olursa, toprağa daha çok verimli, daha bir hastalığa karşı, işte soğuğa karşı dayanıklı olursa. İşte deniyorum yani. Ona göre onu tekrar bir dahi sene. Tohumundan üreteceğim diyorsun. Tekrar üretimi seri halime getiriyoruz yani. Evet. Biraz sık dikebilirim. Bunu kim gönderdi sana? Kardeşim getirdi. Orada evet, çalışıyordu. Ben istedim özellikle. Anladım. Buradan farklı çeşit bitkiler getirtirseydin. Getirebiliyorsa tabii. Yani aslında aklıma da gelmedi. Yani bunda pek bir dikesim yok aslında. Biraz risk etmek istemiyorum işi. Yer kaybı yaşamak istemiyorum yani şimdi. Bunu görüyorsunuz. Bunu buraya dikeceğim. Şuraya tam dikeceğim. Damla olan yerin altına mı dikeceğim? Yok şurada damla var. Yok buraya dikeceğim. Evet. Bunu deneyeceğiz tamam mı? Hep beraber göreceğiz bunu. Kameralarla sabit. He. Olduğu zaman bak, tabii ki olursa. Bak toprak elbirlikleri diktik. Bunun büyüme aşamasını bak bu direğin yanına. Tamam. Büyüme aşamasını. Abi sen buradasın ya. An be an çek tamam mı? Haftalık olarak bunu çek videosunu. Yani sen, ben zaten buralarda olamayacağım için. Önce direkt bu. Haftalık abim gelecek. Ekle direkt birbirine. Bunu konuşarak bu bir hafta, bu ikinci hafta, bu üçüncü hafta şeklinde. Şu domatesin nasıl bir domates olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet. Çok izliyorlar abi. Doğrudur. Gözlüklerin olsa şimdi şekil yapardım burada ama gözlükleri de kaybetmişti. Yok, biraz hamurlu çamurluyor. Olsun sıkıntı yok. Büyük mücadele verdik ama bak işte etkiletmedi. Maşallah gerçekten çok güzel olmuş yani ben. Daha önce gördüğünüz gibi buralar dümdüzdü, çadırmadır hepsi yere inmişti ve bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. 16 kök 16 dikmişiz tane, bir sıraya. Yani 4 tane açımız 2, kaldı şimdi. 4, 8, 11, 11 sıra, 64. Bir sırada 16 kök var. 64 domates daha 64 lazım. Tane daha domates kaldı dikilecek. Evet. Bunların fidesini ya çarşıdan alınacak ya da Niksar taraflarından gelecek. İşte elimde pembe domates var. Pembe mi? Yani onu dikmeyi düşünüyorum da. Anladım. Bu pembe domatesle bunun farkı ne abi? Hangisi daha güzel? Pembe domatesin şimdi çok güzel bir ırk aslında o. Hmm. Bir tanesi hemen hemen bir kiloya yakın oluyor. Bir dökümü de sık. Kaç? İki kere mi? Üç kere mi döküm yapıyor? Dedim ya deniyorum. Denedim. Her yerde olmuyor bak o. Anladım. Mesela daha böyle sıcak iklime götür. Hı hı. Buradaki kadar yerilmiyor. Bilse de yarılıyor yani. Şu anda ama burada iklim çok güzel buranın. Ben bunu burada denedim.
Tam buranın malzemesi. Öyle bir güzel oluyor ki iri, lezzetli de. Pembe domates çok iri oluyor. Şu naylonu çift katlıydı. Tek katlı. Tek kat mıydı? Tek kat. Diğerleri de aynı şekilde. Aynı tek kat yani. Bir tanesini çift kat yaptım şimdi. Şu an bunda terleme var. Ama çift kat çektiğim naylonda terleme yok. Bunun altındaki terliyor. Altına geçirmiyor yani. Bu ısı aradan kaybolur. Naylon arasında olayı bir türlü bir ısına vermiyor. Alt taraf için ne etkisi var? Terleme olmaması çok güzel. Güzel bir şey değil mi? Terleme olmaması lazım. Sizlere o serayı da göstereceğiz. Tabii bu seranın içinden sohbetimiz bittikten sonra o serayı da geçeceğiz. Geçtikten sonra o serada terlemenin nasıl olduğunu, bitkilerin nasıl olduğunu sizlere göstereceğiz. Şimdi biz burada diktik. Allah izin verirse. Şu an yağmur yağıyor. Biraz soğuk havalar. Isınacağını düşünüyoruz birkaç gün içerisinde. İnşallah. Isındığı zaman 10 gün sonra şu diktiğim pideyi tanıyamayacaksın. Gerçekten bir anda büyüyor yani buranın ya içerisinde. Büyür. Bizim buralar daha sıcak iklimlere göre işte 20 gün, 1 ay daha geç verim alıyoruz ama sonuçta daha güzel oluyor. Birinci sınıf ve daha lezzetli. Serayı küçülttün daha doğrusu evet, bir de ön tarafını. Biraz ufattım yani. Orada meyve ağaçları vardı. Onların gölgesinden etkilendiği için. Anladım. Biraz geri çekeyim. Oraya da farklı şeyler yapacağım. Ön tarafını ekip dikmişsiniz zaten. Ekip diktik de oraya giren ufak mini seralar fide yapmak için. Bunu sen mi yaptın? Evet abi ben yaptım. Ne bu Kuruluş Osmanlı'dan mı gördün bunu? Yani ne bileyim o ilkel teknolojiyle alakalı şeyler izliyordum. Bunun ipi değil bak bunun ipi var bende ben ondan vereyim sana da. Vallahi güzel olur. Bunu biraz daha böyle şuralarını kalın tutman lazım. Anladım. Kırılır yoksa. Ben ilk deneme aşamasında insanlara nasıl yapıldığını göstermek için. Şurayı ince, az şurayı ince şurayı kalın olacak. Hı. Ama ilk denemeye göre bence fena değil. Güzel olduğu gibi yani. Ne ağacı bu? Bu normal meşe ağacı. Normal huş ağacından olması gerekiyor. Kavisleme olarak da güzel ya. İnşallah ileriye doğru daha orijinal şeyler yapacağız. Buranın vanasını kapattım. Şimdi burası suyunu aldı. Bak damlaları görüyorsun. Damla. İhtiyacı kadar suyu temin ediyor yani. Bunlar ne kadar su ihtiyacı alıyor? Bu su buna yetiyor. 10-15 dakika arası diyelim. Şimdi bakın şuradan fışkırtıyor. Şu anda bir tel yardımıyla bakın nasıl onardığını görüyorsunuz. Gördüğümüz gibi orası şu anda daha fışkırtmıyor. Ne yapsa da bize zaten sızdırması lazım. Karşı tarafta gördüğümüz pancar dediğimiz kara lahana. Boşluk alana havuç ekilecekmiş. Panorama mı? Böyle değişik bir bitki yapılacakmış. Ondan getireceğim. Bundan deneme yapacağım buraya. İnşallah abi. Olursa güzel olur. İnşallah. Durum bu Mücahit abi. Teşekkür ederim abi. 5 ay bir verimim var. Senede. Ama iyi alıyorsun de. Ondan sonra arazin boş duracağına senede bir kere mısır alacağım diye uğraşacağım. Tamam mı? Evet mesela evin altı.